Bence onu özen gidelim. Evet, cümleden herkese selamun aleyküm. Biz geldik köylere. Bugün Arefe, yarın Kurban Bayramı inşallah bakalım. Allah nasip ederse. Biz dün akşam sözde Çaycumalar'dan geldikten sonra köye gelecektik. Ama var ya, biz arabaya yükledik. Datlıları yaptıydı annem. Datlıları arabaya koyduk. Bagaja köye gelecek şeyleri koyduk. Eve çıktık, bir poşet daha almaya gidelim derken Allah aşkına bir gök gürledi, bir yağmur yağdı, bir dolu yağdı, ortalık karıştı. Bir de rüzgarla beraber yağdı ya, böyle acayip evleri, TOKİ'de bile üst katları su bastı. Yukarıdan çatı katlarına gelen yerlere su bastı, sular geldi. Bazı dairelere dahi girmiş. Yani Allah beterinden korusun. Gerçekten çok kötüydü. Elektrikler gitti, fırtınada ağaçlar yıkıldı. Yani bakın şu bizim üzüm fereyi bile yıkılmış orada. Yani oraya sağlam bir şey yapmamız lazımdı. Bizim onu geçen sene düşünüp de yapmamız lazımdı ama geç kaldık. Yani şimdiden sonra da artık olmaz. Yani üzümler var. Şimdi onları, oba yapraklarını oradan çıkartıp da bir ferek falan yapamayız. Yani yağmur maşallah dün akşamdan beri öyle bir yağıyor ki maşallah diyelim. Yani Allah hayırlısıyla versin. Gerçekten bu yağmuru istiyorduk, bu havaları istiyorduk ama inşallah kimsenin malına, mülküne, zarar, canına zarar gelmeden hayırlı bir şekilde yağmayı Allah nasip ede. Allah'ın bizim hepimizi korusun, bütün inananları korusun. Annemin fasulyeleri bak, yağmur yağdı, hemen bitti maşallah. Babam da köyde kaldıydı, bizi adamcağız inen köyde bekliyordu. Geleceğiz baba dedik, biz dedik. Ama dün akşam gelemedik o yağmurda, yollarda ağaç falan düşer önümüze, gök gürültüsüne şimşek falan düşer diye. Ondan sonra babamı şimdi geliyoruz dedik. Baba dedik, kahvaltıya geliyoruz dedim. Hemen babacığım da semaveri yakıvermiş. Ben de şimdi eve gidem, kahvaltıyı hazırlayalım annemle beraber. Öyle işte, bayramlarda buralardayız. Hepinizi bekleriz. Siz de gelin, misafir olun. İkinci bayram biz evdeyiz. Birinci bayram şimdi amcamlara falan gidiyoruz. Üçüncü bayram dayımların o taraflarda bayram var. Aşağı köylerde bayram var. İkinci bayram bizim bayramımız. İkinci bayram bu evde duruyoruz. Yani tabii daha sonralarda gelebilirsiniz ama yani birinci bayramdan üçüncü bayramda bizim ziyaret günlerimiz. Biz ziyaret etmeye gideceğiz büyüklerimizi, küçüklerimizi. Öyle işte, buralarda öyle. Yağmur bir anda gene gelecek gibi oldu. Biraz yağdı, çiledi ama şimdi gene durdu gibi. Bakalım şu çiçeklere falan bakın. Bütün yatmış buralarda. Hem bir de bu arada bizi yurt dışından çok izleyenler varmış. Yaren'e soruyormuşsunuz beni. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Buradan bütün izleyenlere, bütün tanıyıp tanımadıklarımıza selam söylüyoruz. Bütün hepinizin bayramı mübarek olsun. Yani inşallah daha nice sağlıkla beraber nice bayramlara dut yemeye gelin. Şuna bakın, inan ki insansızlıktan, dut yememezlikten dutla yerlere döküp çürüyorlar. Bunları biz bekmez yapacaktık sözde. Gene hiçbir şey yapamadık, gene yapamadık. Bize diyeceğiniz ki çarşı pazar gezeceğinizde köylerde işlerinizi yapın diyeceğiniz ama doğru, haklısınız ama ve lakin tabii ki bizim de haklı olduğumuz yönler var. Çarşı pazarda da iş bitmeye. Şimdi asıl işimiz bizim çarşı pazarda. Köyden çıkmasak köyde hiç iş bitmeye zaten de. Şimdi çarşı pazar işlerini önce halledelim dedik. Sonra bunlara bakarız dedik ama sonra da dut kalmayacak herhalde. Öyle işte, baksanıza buralar bütün çamur olmuş. Yağsın yağsın ya, Allah'ın versin. İnşallah sel falan olmadan da bakalım. Dutlara basıyorum, bütün burada günaha da giriyorum, tövbe ya Rabbi. Neyse, hadi biz bayrama hazırlığımızı yapalım. Annem tatlıları yaptı söylediğim gibi. Hazır yufkadan yaptık. Böyle yazmayı merdaneyle uğraşamayacaktı annem. Ben de yoktum evde, ben de çalışıyordum. O yüzden hazır yufkadan merdane tatlısı değil de hazır yufkadan burma tatlısı yaptı. Aman içinde ceviz olsun da neyle olursa olsun yine yiyor gene. Şerbetli su yapıp üstüne dökeceksin iyi işte. Öyle bakalım. Hadi ben eve çıkam. Şu dağların dumanlarına bakın, nasıl gidiyor bulutla inen ki. Ne hızlı, baksanıza. Bak bak şu yakından çeken. Gidiyor bulutla. Biz de buraya güzüneyi kuruyoruz gene. Yani şimdi burada yemekler pişecek, bir şeyler pişecek. Babam terlikten basıyor ama neyse, süpürüyoruz. Çayı daha demlemedik değil mi baba? Aman daha su kaynamamış. Heh, babam onu oraya bak. Şuradan duman yukarı gidecek. Bacaya gelmesin diye. Onu öyle yapmış.
Annem de buraya fesleğenler dikmiş. Sinek falan gelmiyor diyorlar. O yüzden onu denemek için bu sene fesleğen dikmiş. Aman yarabbi, babam ses sistemlerini falan kurmuş. Az değil inan ki, babama bakın şuralara. Hoparlörleri falan kurmuş. Ne yapacak bilmiyorum. Allah Allah. Hadi ben. Ana, bunlar da bizim geldiğimizi gene gördüler. Gene bizim geldiğimizi gördüler. Siz bizim geldiğimizi mi gördünüz? He? Hey. Ne yapıyorsun? Gel sen de gel. 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 Elimde bak bir ip var burada benim. Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Bunlar var ya, ilk başlarda böyle çok korkuyorlardı. Biz bunlara ilaç falan septik ya, kendilerine yakın hissettiler herhalde. Şimdi bak yaklaşıyorlar. Önceden hiç böyle değillerdi. Ya gel. Gel sen de gel. Beyaz. Gel. 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 Hala korkuyorlar. Baksana anne. Şunlara bak. Minikler minikler. Bizim iş yerinde kediler kadar değilsiniz ama onlar daha çok böyle cana yakınlardı. Böyle kucağınızı alın, her şey yapın, böyle tırmalamıyorlardı. Bunları biraz ayağa kaldırmaya çalışın. Nasıl tırmalayalım, curmuklayalım adamı. Neyse öyle mi öyle alıştılar, rüzgara bakın. Babam şuraya set falan hazırlamış. Yağmur suyu buradan merdivenlerden aşağı gelmesin diye şuralara böyle yarma yapmış yolu birazcık kenarlarını. Bakın şuradan aşağı su direkt buraya gelmesin diye şuradan aşağıya yön vermiş. Gerçekten yollar var ya daha kötü olmuş, yağmur suyuyla falan. Diğer yol, şu hecimelerden doğru geldiğimiz yol bütün zaten gene berbat. Bir grinder'in girmesi şart, yoksa o yol düzeni girmez. İşte. Her zaman belli olacak Şahiste abla. Ama yani boş boşuna köye gelip de gidilir mi Allah aşkına? Gel, geldiğimizin belli olması lazım. Kapımızı açıp kapatıp gitmenin anlamı yok. Yani değil mi? Sesimizin çıkması gerekiyor. Bütün ahalinin bizim geldiğimizi duyması gerekiyor. Ya ben böyle buraya... He? Hapölöyle gerek yok. Maşallah sesim iyi ya. Ara sıra kısılıyor ama gene de iyi. İnan ki. Ya aynen öyle. Yarın bayram dedik. Gidelim köye. Köye gitmeyince olmaz. Yani... Annemin inan ki gelesi yoktu. Gene zor getirdim köye. He he. Bu... İnan ki... İnan ki tattı. Ne yapsın ne yapsın. Dün pazarlara gitti, bugün köye gidelim dedim. Mezara bile yetişemedik. Baksana bugün. Yetişemedik, erkenmiş. Bu, ya... Allah Allah dedim, ben de dokuz çok erken işte, kalkılmaya. Yok kalkamadık, biz de yetişemedik inan ki. Ramazan'da gene iyiydi. 10 mu neydi değil mi? 11'di herhalde Ramazan. 11'deydi Ramazan'da, iyiydi öyle. Saat biraz erken oldu. Şimdi insanlar bir de gezmek istiyorlar ya. Demek ki erken kalkıp erken gittiler. Sen de gidemedin değil mi Bahar abla? Tüh, sen ne yapıyorsun? Bak işini yapıyorsun ama işte. Şimdi ne yapıyorsun? Ah bak, Bahar abla da dolma sarıyormuş. Bak ne yapsın. Git. İşte belki gidersek bizden gidiverirsin. He. O zaman. Ekmek de yapıyorsun gibi sen sanki. Hani. Baksana bayram hazırlığı başlamış herkes de. Ya. Tabi canım, niye gelmesin ya, bayram bu, herkes gelecek, birbirine gidecek. Tabi niye gelmesinler, onca sülaleniz var sizin de. Annem bile tokilerde boş durmadı, iki tepsi tatlı yaptı. Tabi canım, onları getirdik. Dün akşam arabaya yığdık hepsini biz onların. Tam gelecektik, bir gök gürledi, bir fırtına koptu. İnan ki çok kötüydü, öleceğiz herhalde dedim. Bizim arkadan araba düştü,
Düştü değil mi çangur şungur? Çok fenaydı. Çok elektrikler de gitti. Bembeyaz oluyor her yer. Bir de rüzgar da vardı ya, sis gibi oldu o yağmur yağarken. Niye öyle oldu anlamadım ben. Çok kötüydü. Lava tarafındaydın ben. He. Korkuyor insan ya. İnan ki Allah beterinden korusun. Çok kötüydü, çok kötüydü. Gelemedik. Annem de ya hadi gidelim köye diyor. Bu yağmurda dedim nereye gidiyorsun sen? Allah korusun ağaç falan yıkıldı tepemize. He, tatlılar diye arabada ıslanır diyor. Onca uğraştım diye. Ama bir şey olmamış Allah'tan. Bir arabanın içine nereden girecek su? Yani cam falan açık olmadıktan sonra. Öyle böyle inşallah. Bakalım geçiyoruz bayramı da hayırlısı inan. Öyle. Ne yaptın? Baklava. Oo baklava. Yok sen mi yazdın? Hazır hamurdan mı? Kendin yazdın. Ana iyi işte bak ben diyorum ki düğün tatlılarını kim yazacak diyordum. Burada koskoca Şahiste abla varken düğün tatlılarını... gene olacak hiç tatlı yemeden mi vereceğiniz beni siz be? Herkesin düğün tatlısı oluyor da benim niye olmayacakmış? Hayır öyle şey mi olur? Mecbur olacak tatlı yemeden olur mu? İşte anam diye ki kendime diye güvenemiyorum diye Şahiste ablan yardım ediverse diye yaparız dediydi. Yani anca öyle olursa olur. Yapacak yok. Bir başına kadın nasıl yapsın? Yani inşallah bakalım. İyi sözü de aldık Şahiste ablanın her şey kayıt altında. İnan ki bakalım tatlıları Şahiste abla yapmayacakmış. Kendin değil be. Bahar abla var işte. Bahar abla da geliyor. Annem de var. Bir dünya kimse var. Yapılı edülü. İşte yanımızda dursan yeter Bahar abla be. Doğru doğru. İşte herkeste bir hastalık var. Tabii ki. Aynen öyle. İş başa düşünce. İnan ki yok. Mahallede. Siz değil ben bile öyle. Ben bile ihtiyarladım. 30'uma girdim. 30'uma gireceğim neredeyse seneye. Ya? İnan ki belli mi oluyor? 100 yaşında ihtiyar diyorlar. Doğru şimdi işte 100 yaşındakilere ihtiyar diyorlar. Ama 100 yaş... 71 yaşıma girdim ya. Var mısın sen 71 yaşında? Hay maşallah Şahiste abla. O kadar da göstermiyorum. Önceden böyle yaşlılar 71 yaşında çok yaşlı oluyordu. Sen hiç yaşlı değilsin. Maşallahın var inan ki. Belli değil olan yaş kendini belli diyen. Çerken dayaktan gezmen lazım senin şurla da. Ara sıra geziyorum öyle işin. Ya değil mi? İnan ki neyse Allah gene böyle sağlıklı yaşlılık versin be. Elden ayaktan düşmesin. İnşallah. Allah yatakları düşmesin kimse. Amin amin cümlemizi inşallah bakalım. Tabi herkes hasta Şahiste abla herkes. Gene baba niye öyle diyorsun 10 dakikadan beri konuşturuyorum işte Şahiste ablayı. Sohbet ediyoruz şurada. Tatlı yaptık şey ettik. Ya bitiyor mu bizim işimiz? İnan ki biz ta kahvaltı yapmadık Şahiste abla kahvaltı hazırlıyorduk. Kahvaltımızı bari yapalım. İşte yapmadık. Toki'den geldik ya. Vardı da biz babam dedik semaveri yakmış dedik. Köyde bari yapalım. Demlenmemiş. Ta çay da demli değil. Öğleden sonra yapılı bizim kahvaltı yapmamız. İşte iyi bakalım. Hadi görüşürüz Şahiste abla. Gel gel kahvaltıyı beraber yapalım burada. Bir bardak iki bardak çay veririz. Evet abone olmayı unutmayın saygıdeğer Beyza. Öyle baksan köy kalabalıklaşmış. İnsanlar gelmiş. Ona da mı yeni geldi? He. Doğru internette paylaşım yapmışlar. Instagram'da gece yoldaydılar. Yollar kalabalık ya. Anca gelebildiler demek ki. İşte. Biz hazırladık kahvaltımızı. Hem öğlen yemeği hem kahvaltı. İnan ki hepsi bir arada olacak. Yani... Tavuk budu aldıydım marketten gelirken. Anne dedim biz dedim öğlen dedim belki dedim evde olmayız dedim. Zaten öğlen oldu. Öğlen yemeği yemeyiz artık. Akşam yemeğine. Anne! Kapıyı örtüver hadi gel. Kediler girmesin.
Elim dolu. Ha, babam var orada. Neyse, şu masayı falan babam sağ olsun silivermiş. Anam, şuna bakın. Yani helva aldıydık dün. Peynir var. Sonra bunu da dün aldık. Zeytin. Şurada garadutla çilek reçeli karışık. Bunu da marketten aldım. Ekmeği de marketten aldım gelirken. Her şey hazır. Ana, şuna bak, şuna. Dün mısır aldıydık ya, onu da güzinenin üstünde pişireceğiz. Babam yakmış güzineyi, baksanıza. Oh, mis gibi. Misirler de bitsin burada. Hadi bize afiyet olsun. İnan kanım çok acıktı. Şu masayı ben şuraya kuram böyle. Örtü sermeyeceğiz. Zaten bu temiz, yıkadık ya. Gerek yok. Hadi bakalım. Ben... Ne oldu anne? Annem beni çağırıyor. Dur bakalım. Cenaze var herhalde anne. Cenaze var. Sela verili ya. Nerede? Öğlen ezanı okunuyor. Öğlen ezanı mı? Burada yiyeceğiz. Ekmek de işte. Ben burayı sildim. Buraya örtü koymadık ama. Niye açtın bunu? Öyle mi öyle? Hala da olmak üzere şimdi. Babamın yastığı da var, baksanıza. Kiraz iyi miymiş? Bahçemizde kiraz var. Biz ama pazardan alıyoruz. Yani bahçede. Ana. Gene yağmur geldi. Baba bak, şurası göçmüş. Ay, şey, burası ya Emre. Burası ne biçim burası var ki? Öğlen ezanı olmuş ya. Aman, hem öğlen yemeği yiyoruz hem kahvaltı yapıyoruz. İşte öğlen yemeği kârı kalmış. İnan ki doğru, bir öğünümüz kârda. Gece yarısına kadar yatmak bilmiyoruz anne. Ne olacak bilmen. Yağmur başladı. Hadi ekmeğin ezan dokunuyor. Karnımızı doyuralım. Ne oldu anne? Yağmur geldi. Yok anne, öyle yağmur ya. Değil, bu deli yağmur değil. Baksana, sadece havadan yağıyor direktman yani. Dümdüz yağıyor, rüzgarla değil. O taraftan gelmeye bak. Yağmur direkt aşağıya vuruyor. Ben gidiyorum. Tamam, camları örteceğim. Annem böyle yapıyor bak. Beni gitmeye diye yarım birazcık kalkıyormuş gibi yapıyor. tamam ben gidiyorum, dur. Durdu bile. Baksana, korkuttun yağmuru. Bir buluttan geliyor gidiyor işte. Korkuttun. Tüh. Gitti yağmur. Korkuttun yağmuru. Çoğalmadı mı anne? Ta demlenmemiş bile. Yiyelim hadi biz yemeğimizi be. Hemen çay mı bekleyeceğiz? Şunlara bakın. Bunları böyle izleyeceğin oturup da. Nasıl yiyorlar? Bak şuna, bak şuna. Şu çok fena. Dişine mi yapıştı ne? İnan dişine yapıştı. Gel. Kopardı herhalde. Tamam. Şunları bak, şunları. Sen de yesene. Sen de ye hadi. Git. Git hadi yemeğine. Yürü. İyi la bak. Allah Allah. Şuna dişine yapıştı baba, o kıkırak. Ne oldu? Saat 4'ten sonra kapanıyor bana. Yo, şey de olabiliyor. Ben orada yapmayacağım ki. He. Başka yerde yapacağım. Ya Bolu'na gidelim mi? O zaman ilk önce mezarlara. Ben de bilmiyorum. Heh. Çıkardı bak ağzından. Yiyeyim. Hadi siz yiyin bakalım. Gökyüzüne bak. Ne güzel oldu her yer. İnan ki çok güzel oldu.
aslında bizim bu evin etrafını benim boyayasım vardı. Bu beyazı neydi bu? Boyanın altına vurulan şey bu. Ne diyorlardı baba buna, bu beyaz boyaya? Boyanın altına vurduk ya, bu astar ha değil mi? Astar bu. Boya değil. O yüzden bakın şu astarları hemen şuralardan, yağmur suları falan geliyor. Oraları kabardı. Astarı döküldü. Şimdi aslında bunun üstüne bir kere daha astar vurduk. Vurmak lazım. Ondan sonra da benim dışarıya boyasımız vardı normalde. Acaba hangi renge boyasak diye düşünüyorduk. Benim şu renkten istiyorum ben aslında. Turkuaz renginde. Yani böyle o renkten istiyordum ama o da çok cırtlar mı diye düşünüyorum. Ya da böyle üstü beyaz olsun, altı öyle turkuaz renkte olsun diyorum. Bilmiyorum, öyle de biraz saçma olur gibi ama bakalım. Yani siz de bu videoyu izlediğinizde fikir söylemek için yazabilirsiniz. Yani buraya hangi renk uyumlu olabilir? Ona göre bakan belki boyamaya düşünüyoruz. Sadece düşünüyoruz yani, daha görünür de bir şey yok. Sadece düşünüyoruz. Belki fikirleriniz falan bize çok mantıklı gelebilir. Yani belki boyayabiliriz. Bir şeyler olur. Yağmur bir yağıyor, bir şey bulutlar gidiyor, güneş açıyor, bir şeyler oluyor. Daha 5 dakika önce yağmur yağıyordu. Bakın daha damlalar bile yeni yeni düşüyor. Ondan sonra havası bozuldu buraların. Bir yağmur bir şey. Öyle işte. Bakın şu çiçeklerim de çiçek açmaya başladı. Bunlar böyle mosmor açıyorlar. Çok güzel bir çiçekler. Bu sene çok coşturamadım bunları. Hiç bakım yapamadım doğru düzgün. Yani her şey bakarsanız oluyor. Bir de şey demişsiniz. Yoğurt bakırların etrafını boyayın diye. Bunu önceki videolarda da söyledim. Ben bunları boyadım geçen sene. Bazılarını, hepsini değil. Bunları bakın böyle gold rengine boyadım. Ama bakın bunlar zaten çıkıyor. Bunlar da 2-3 yıllık kovalar olduğu için bu sene boyamadım bunları. Çünkü bunlar seneye çatır çutur kırılır. Kovalarını yenilemek lazım. Yeni kovaları artık boyarız diye düşündüydüm. O yüzden bu sene böyle idare eder bunlar bizi. Yani Allah aşkına huzuri masrafa gerek yok. Yani bu boyalar olmuş kaç para. O yüzden olmaz. Yani bunlar şey gerek yok. Bunların görüntüsü ha yoğurt yazıyormuş, yazmıyor, şu fark etmez. Tabii ki boya olsa o dediğiniz gibi daha güzel olur ama böyle de köyün doğallığı bu zaten. Biz böyle mutlu oluyoruz ya. Fark etmez bizim için. Çiçek açsın içindeki, kovanın içindekiler çiçek açsın bize yetiyor yani. Kovanın güzelliği, çirkinliği önemli değil. Hadi bakalım, ben gene çay Gökçebe'ye gitmem gerekiyor. Oralarda gene işim var. Bakın gene bitmiyor iş, gene bitmiyor. Her gün bir iş çıkıyor. Mecbur gitmek zorundayız. Hadi ben gidem Gökçebe'lere doğru. Önce mezarlara gidesimiz var ama sonradan Gökçebe'ye gideriz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak, daha karar vermedik. Mandalinalara bakın. Böyle bunlar çürüyor. Allah'ım ya. Nazar mı değdi buna? Maşallah demiyorsunuz mu yoksa? Lütfen maşallah deyin. İnan ki nazar oluyor. Bak bunlar böyle. Okumak lazım bu hiç mandalina ağacını. Yani bana gülmeyin hiç. Gerçekten de bu nazarın aslı var yani. Maşallah deyin. Kötü gözden bakmayın. İyi gözden bakın. Ondan sonra bak yoksa böyle dökülüyor işte mandalinala. Neyse bakalım. Ne? Her şey. Şu otları mı diyorsun? He? Sanki şeye benziyorlar değil mi? Lavantaya benziyorlar. Lavanta. Hı hı, lavantaya benziyor. Lavanta dikmiş birileri. Ya yeni yapılmış herhalde. Bilmiyorum ki. Kokmuyor. Yonca çiçeklerini ben diktiydim. Kokmuyorlar. Yonca çiçekleri bak şuraya toprak falan atmışlar. Yengemlerin mezarlarını başka yaparken. Gelip de şunların üzerlerini bütün temizleyelim. Anne ben temizledim, gene aynısı olmuş baksana. Bu sene de gelip de yapamadık. Neyse bakalım, hadi biz Kur'an'ımızı okuduk, Yasin'imizi okuduk. Allah kabul etsin, bütün ölmüşlerimizin ruhuna değsin. İnanın var ya, burada bu insanlar da hayattaydı işte. Bir gün biz de buralara, belki şuralarda Allah yani gene gecinden versin. Tabii elinde sonunda öleceğiz de. Belki bizim de buralarda yerimiz ayrılmıştır. Kimin erken, kimin sonradan gideceği hiçbir zaman belli olmaya. Dünya yüzü işte, bir varsın bir yoksun. Yalan dünya diye boşuna demiyorlar. Onların da kim bilir ne heyecanları, ne mutlulukları olmuştur, ne üzüntüleri olmuştur. Kim bilir nelere muhtaçtılar. Yani belki de hiç şikayetçi olmadan ahirete göçtüler, bilemeyiz. Yani ben kendi babaannemle dedemden örnek verecek olursam babaannemi
Hep anlatılanlarla biliyorum. Hiç görmedim. Hiç yani görmek nasip olmadı. Ben doğmadan önce vefat etmiş. Çok iyi bir insan diyorlardı. Herkes öyle diyor. Kimseyle küstürmezmiş. Kimseyle tartışmazmış. Mesela ne bileyim çok örnekler vardı. Şu an hepsi aklıma gelmiyor. Yani Allah rahmet eylesin. Seccadenin üstünde vefat etmiş. Yani inşallah Allah ona göre müfakatlandırır. Çok iyi bir insanlardı. Yengemler öyle olsun. Amcamlar öyle olsun. Bütün herkes. Dedem en önemlisi dedem. Benim için yani hayatta en değerli bir insandı. Gerçekten çok değerliydi benim için. Bilmiyorum yani konuşurken bile insan tuhaf oluyor. Öyle işte. Allah mekanlarını cennet etsin. Ya işte keşke diyor insan bu günleri de onlar da görseydi. Ama işte nasip olmayınca olmuyor. İşte öyle. Bu dünya yalan dünya. Mezarlar da yapılmış. Amcamın mezarı. Bu da yengemin mezarı. Oradaki de Cihan yengemin mezarı. Öyle. İşte şurası da bizim mahalle, en tepeden ta yukarılardan burayı görebiliyoruz işte. Önceden Osmanlı zamanında devamlı evleri kabirlerin yanlarına yaparlarmış. O taraftaki evlerin fiyatları daha pahalı olurmuş. Kabirleri görsün ki ölümleri devamlı akıllarına gelsin diye, ölüm unutulmasın diye. Şimdi de biz kabirlerden uzak yerlerde evler bulmaya çalışıyoruz. Yani kaçış yok, mecburuz yani bu işin şaka ve gerçek özü yani eninde sonunda biz de kara toprak olacağız. Ona göre yaşayalım, ona göre kalp kırmamaya çalışalım. En önemlisi de Allah'a doğru düzgün bir kulluk yapabilmeyi Allah bize nasip etsin. Ya işte bu insanlar da insandı. Bilmiyorum bugün biraz duygusala bağladım. Öyle ya işte çok şeyler denecek ama denme ya. Ne oldu anne sen nereye gittin erkenden? Aman bu annem de inan ki çok aceleci. Gelişi billah gitmeyi düşünüyor. Gelirken böyle koştur. He? Anne koskoca yol yapmışlar. Biz mi çıkamayacağız buradan be? Boş ve bir tam geleceğiz dünyaya. He? Göçmemiş. Az bir yer göçmüş. Oradan araba geçişe gene. Anne herkesin kendi fikri, kendi düşüncesi. Ben yavaş yavaş çıkardım yukarı o kadar. şimdi sen de beni burada bırakıp da gidemedin değil mi? Oradan yoldan Allah korusun araba göçer diye. Tamam sen ne dersen o. Annem ne derse o. Ana sözü dinlemek lazım. Değil mi? Annem ben her zamanki olduğu gibi devamlı en küçük şeylerden kavga ediyor. Şimdi ne oldu biliyor musun? Şurada bir yol var. O yolun az bir yeri göçmüş. Tabii annem de haklı da gerçi. Ama gene de yani o kadar çok fazla sıkıntı yapacak kadar göçük yok. Hadi biz Yağbolna gideceğimişiz. Annem kavga ediyor. Hadi bakalım gidelim Yağbolna. Anneannemle dedemi de ziyaret edelim. Dayılarımı da ziyaret edelim. Sonra akşam olur zaten. Vallahi odalarım vardı. Odalarım, dedelerim. Kim kim arayı hani? Şey babanın anneleri gil mi? Tabii. Değil mi? Babaannen gilin mezarlığı var değil mi orada? O tepelerdeydi. Hiç oraya çıkmadım anne ben. Çıkmadık. Bilmiyorum. Ağabey mezarı. Bak gitmemişsin. Niye gitmedin babanın mezarına? Allah Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Burası da Yağbolu işte. Baksana. Anneannem mezarı yok. Anneannem gillere bak.
Dayımın mezarlığı bu da. Mezarlığa niye böyle göçüyor ben anlamadım işte. Anneannemin mezarı yukarı doğru göçüyor. Dayımın mezarı aşağı doğru göçüyor. Kaldır yukluğa bitmiş dedemin üstünde de. Öyle işte. Buraya da geldik. Hadi bakalım bugünü böyle bitirelim. Mezarlara geldik. Mezar günleriydi. Akşam üzerine kaldık. Biraz bugün sabahtan yağmur yağıyordu. Hadi biz dualarımızı edelim. Yağboğan'la gelmişken yengemgile de gelelim dedik. Annem duvarlara vuruyor. Kut kut çıkın ortaya diye çıkmadılar. Yok kimse. Yok ben bilmiyorum. Evde seni mi bekleyecek lan? Haberleri yok ki. Bugün et pazarı. Pazara gitmişlerdi. Neyse Aysel bak senin yanına geldiydik. Seni bulamadık. Bak halan senin salıncağına biniyor inan ki. Bak sallanacak burada. Değil mi? Yaş. İnan ki seni çekmez anne o. He? Yok aramaya gerek yok anne. Evde yoksalar arabaları da yok. Yok boş ver hadi. Artık bayramda görüşüversin. Hadi gel. Görme eve. Gelininizi bir güncük. Ne olacakmış? Anne Nurten yengem ne kadar kıymatlıymış sana baksana. Çok. İnan ki. Görüyorsun değil mi yenge? Görünce ne kadar çok değer veriyor sana. Kardeşim ders var. Burada yakında. Yürüyor zaten zaten. Değil miyim? Yenge şuradan bir tane erik aldım. Helal et. Zaten onu da acılıktan yiyemiyorum. Ebo ne biçimmiş o? Hadi gidelim bakalım. Hayvanlar geldi bak. Biz uğradık. Bak şuradan yenge. Bu videoyu izlersen şu çiçekten bana çiçek versene. Kökünden böyle ben koparmıyorum. Şimdi uğru gide. Sen ondan bana getiriver. Hadi biz gidelim eve. Geldik biz gene evimize. Köpçü dükkanına. Bizim şimdi işlerimiz var. Annem tatlıya şerbetini bu akşamdan mı yapsam ki de ya. Yani ama bizim ikinci bayramımız. Ne ol bilmem. Daha çok var. Gerek yok şimdiden aslında şerbeti yapmaya. Baba. Doğru karmana bakmaya gidelim mi karpuzlarımıza? He? Ne? Tatlı? Anne şerbeti bence yarın akşam yap sen. Bu akşamdan yapma. Geçiyorum. Yarın akşam ıslarsın. Niye acele ediyorsun ki? Yarın akşam ıslamayacağım. Dolabı koymam diyorum. Ev niye öyle yapıyorsun? Yarın yapar. Ya, dolap diğer kaplayacak boşuna boş ver. Mısırlar pişmiş mi? Ana bitmiş bile. Dur karmana babama diyorum ben. Dur karmana şeye bakmaya gideceğiz karpuzlarımıza. Şimdi onun sırası. Benim bakasım var. Nasıl olmuşlar? Ayakkabılarımı değiştiren de bakmaya gidiyorum ben. Yalan misir bak bak inan ki. Az değil de. Anneme bak bak dişleri takıldı ya kimseye müdanası yok. Gizli saklayacak bak bir de ben arkamı döndüm diye yiyor değil mi? İyi. Evet evet bunu yerken göstermeyelim. Böyle annem zaten ilk baştan beri hiçbir şey yapmak istemiyor da böyle ben uyurken yapmasının sebebi de böyle insanların yiyesi gelir, günaha giriyoruz boşu boşuna diyerekten o yüzden böyle çektirmek istemiyor ama gene de öyle böyle ben çekmeye çalışıyorum. Yani yeter ki bir tek bu günahımız olsa Allah daha büyük günahlardan affetsin bizi, korusun. Ya işte. Olsun çocuk var şey var işi günü. Tamam tamam hadi ye sen. Ben gidiyorum o zaman. Kirenler mi? Ana ya ona bozuluyorlar herhalde anne şuna bak kızılcık diyorlar bakın bunlara. Keseydim ben bunları ya bu. Kiren. Baba bunu var ya budamak lazım budamak. Ya, ama hepsi. Ne? Ha oluyor ama anne bak bu da yeni ağaç bu da aynısı olmuş. Bu da hastalanmış. Yahu bunlar niye hastalanıyor ben anlamadım şuna bakın. Aynı dutlar gibi çürüğü veriyorlar bunlar guruyu veriyorlar. Değişik bir şey. Anne şuralara ben 2 sene önce fındık diktiydim. Baksana küçücük küçücük büyüyorlar. Bunların burada otunu biçersiniz tamam mı? Bak oluyorlar gayrı. Oluyorlar inan ki fındıklar da oluyor. Hazır yine. Buradan böyle yol açtım baba sadece. Gidecek kadar. Değil mi? İyi mi? Akşam güneşi şu da. İnan ki. Anne sen buradan. Sen buradan gelemezsin. Eyvah. Annem buradan dışa dışa geliyor. Ben tutam seni gel. Seni ben tutam gel. Babam gidiyor ama annem gidemez. Tutma yakı. Buradan nereye gidiyor? Allah'ın sesini nereye gidiyor? Gel şuradan doğru geçiyoruz.
Şu bu kadarcık yer. Niye ben buraya şey yaptım bak, biçtim. Yol yaptım buraya ben yol. Bırak boş ver. Oradan sen nereye çıkıyorsun? Ben zor çıkıyorum oradan. Allah. Macera adasına gitmiş gibi hissediyorum kendimi anne senden böyle buralara gelince. Heh, gel. Buradan benim bastığım yerlere bas gel. Düşme, inanır mısın Muharyan'a kadar yuvarlanırsın anne. Bir yandan da Mısır'ı yen diye uğraşıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Zatı yoluna gidemiyorsun sen ne Mısır'ı? Ben 5 milyonunu aldım. İyisin mi abi? Eyvah gidiyor. Ne 5 milyon? Ana bunda kiraz var bak. Dökülmüş yere. Şuna bak anne. Bak yerde kiraz var. Neyli kirazmış bak bakalım. Kırmızı. Kara gelen geç oluyor bak. Bakılsa demek ki böyle olacak. O sarmış. Uşağıymış da bak. Bakalım nasıl kirazmış. Aman iyi kiraz inan ki. Gel gel. Babam gidiyor karpuzları toplaya ya gel. Attım onu be kuşlar yesin. Yemişler zaten yarısını. Buraya da ayva diktiydim ben. He çoğuş üzümü. Bu üzüm müydü baba? Yabani üzüm değil değil mi? Çoğuş üzümü varmış. Baksanıza burada da ormanın içinde kalmış. Ot kokuyor. Mis gibi. Oh yarabbim şükür. Bu eriyükte baba. Bu eriyük keseceydim ben. Bak şimdi öyle bir iğneye ki çok güzel olmuş. Sapsarı. Anne bu erik çok güzel olmuş. He he. İğneye yani. Böyle ot kokuyor. Otlar çürümüş. Evet. Benim karpuz tarlama hoş geldiniz bakalım. Hadi gel. Karpuz tarlam. Annem nazar değecekti ya. Her şeyi çektirmeye. Madem niye bu işe başladık biz? Yani değil mi? Karpuz şeylerde kabaklarda iş yok be. Değil mi baba? Onlarda pek iş yok. Şuna bak. Manzaraya bak. Ne güzel. Hay maşallah maşallah. Baba bunların ben yönünü değiştirsem mi ki? Yok. Yukarıdan sulaya veririz. Aşağıya doğru mu gitsin? Yok normal o. Bence aşağı gitsin. Bak şunun ucu kırılmış herhalde. Ona ben basmış olabilirim belki. Şunun ucu kopmuş yiğinden pişti. O yüzden baba bunu var ya bence aşağıya yönlendirmem lazım benim. Aşağı gitsin. Sularken şey olmasın. Ha? O zaman döküyor işte. Dökülmez. Bence öyle yapalım. Bakalım annem baksanıza. Aa maşallah maşallah. Bak annem saklı. Elini sürme anne dur. Ay maşallah maşallah. Domuzlar girmiş. Şuna bakın domuzlar girmiş inan ki. İyi ki benim karpuzlarıma gavunlarıma bir şey yapmamışlar. Tüy. Ay baba bu çamurda batakta kalmış. Maşallah maşallah. Bunun yönünü de değiştirmek lazımdı ama neyse. Bakalım. Bak çamur olmuşlar bunlar. Baksana gezmiş orada kenarlarını. He he gezmişler kenarlarını. Köye işte. Bak onda da var mı anne? Olsun dokunma. Bakalım. Aman maşallah maşallah maşallah. Veya büyük olmuş. Baba ama baba şu karpuz şunun altına girmiş. Bu ne? Ah basmış. Ezmiş bunu hiç ellemeyelim. Bu buradan gitsin şuna bakın. Nasıl ezmiş? Karpuz değil o gamını ezmiş. He he. Şuna bak. Bütün ezmiş orları. Ah ben ne yapam şunları. İnan ki buraya gelmeli onları beklemeli. Geçen akşam geldim şuraya. He. Yaylım Gülgit'te Yaşı Bey'le ikimiz kaldık. Şuraya şey. Böyle konuşuyoruz sen ha. Konuşkanı kayanımıza geldi. Oraya geldiler. Bir tane geldi. Ana. Gelirler demek korkmayın Allah hiçbir şeyden. Şunu yukarı çevireceğim baba. Ben buradan geliyorum. Ben buradan geliyorum. O yüzden benim önüme çıkmasın bunlar. Büyümesinler. Üstüne basarım yanlışlıkla. Heh, böyle gitsin öteye doğru. Bak. Baba şu elmalığa falan hepsi aşılı. Bunlar da hepsi aşılı. Bunların hepsini ben aşıladıydım. Hangi? Ben mi aşıladıydım bunları? Nereden aşıladın sen bunu? Mihri ablanın böyle badur elmaları vardı ya. Onlardan aşladım ben bunları. Bodur elma bunlar. Şu kırmızı elma. Hangisi kırmızı elma? Kırmızı demişim. Yo o beyaz elma. Yaz elması o. Elma. Ekşi oluyor. He he. Bak, 2-3 tane var. Onu ben gene budadıydım ya. Budayınca olmaya. Budamak lazım yani. Geçen sene budadım ben onu daha. Budamak lazım. Yani
çok püskünü yapmış. Işkın var, doğru. Yine 10 tane falan var. He, maşallah. İyi bakan, biz buranın suyunu aldık. Anne, zaten ben onu akşam namazına yakın biçtim buraları. Neyle otları ayıklayayım? Bir gün gelmeli, durmukla çekivemeli. Ya? Şurada incir vardı. Ablam incir diktiydi babamla beraber. Baksana burada. Şuna bak. Bak. Otun arasında kalmış. Tutmuş bu, bak abla, görüyor musun? İncirlerinizi temizleyin. Benden bu kadar. Bak, ben buraya babamla beraber açtığımız armudu temizledim. Herkes diktiğini temizlesin dibini. Ya neden? Nereye kadar koşan ben? Allah'ım, yoruldum. Anne, sen orada dinlemezsin. Şuna bak, orman gibi. Ana, şuraya kiraz diktiydim. Bak orada da var kiraz. Arada kaybolmuş ereltilerin içinde. Hadi bakalım. Biz buradan inelim düşmeden, kalkmadan. Hadi bismillah. Allah, bana bir şey battı. Anne, ben önden gidelim, seni tutalım. Tümeleye giderim de. Anneme baksana, ne anla o. Maşallah. Ne anla. Arif Arife, bizim buralarda ne işimiz var? Arif Arife. En zor ben indim. İnan ki en zor ben indim. Hadi gidelim biz. Aman ya Rabbi, babama bakın. Bir bakır bir şeyler toplamış. Şunlara bakın, salatalıklar var, domates var mı baba, domates? Ne topladın? Domates önce 2-3 günü. Domates ta olmaz. Biberler niye böyle galın galın? Hiç iyi değil bunlar. Ana. Bu sene bu aldığımız biberler. Ana, ben beğenmedim. Aman ya Rabbi, kapya biberine benziyor. Bunlar niye galın galın? Heh. Allah aşkına şuna bakın. Sivri biber diye aldık biz. Bunlar galın galın çıktı. Hiç köy biberi gibi değiller. Bunlar niye böyle ki? Tüh. Neyse, şu zalatalıklara falan bakalım. Gene bunlar iyi. Ama bunları babam çok büyütmüş. Bunlar böyle yemesi güzel olmuyor. Biraz daha ince ince olması lazım. Baba, bunlar köy zalatalığı değil mi? Dikenli. Dağılmaya gidiyormuş babam. Şuna bak. Kova kova topluyor zinden ki. Neyse, annemin kavga ettiğine değmedi. Yani boşu boşuna babamla kavga ettiler. Yani gübreledin dedi. Babama kızdı ama. Gene de öyle möyle babam bak yapmış serasını. Bir şeyler oluyor. Ah ya Rabbim, anneme bak. Akşam akşam gene bağ yaprağı toplaya. Anne, sen ne ediyorsun gene? Neden bayram bayağı? İnan ki o da doğru da ama sen. Ben giden oldu, neden? Akşamı mı buldun? Ha. Neyse, yağmur böyle dindi. Babam. Gezerken işim bitmedi. Değil mi? İnan ki babam gitti, ben onu almaya giden. Gitme, çamur. Terlik var benim ayağımda. İyi, aferin diye annem. Terlikle kayma insan. Ayakkabı falan olunca ayakkabıyla daha çok kayıyorum ben. Aman, buralarda da erikler var. Şu eriklerin tadına da bakan. Her şeyin tadına baka baka. Ben de neyle oldum bilmiyorum artık. Şuna bak. Baba, başka var mı? Yeter, bu kadar. Bu anam. Şunu var ya, şunu. Şimdi yıkayıp da yemek lazım. Şunu yiysen. Eyvah, düştü. Tüh tüh, ben düşürdüm. Ben böyle seviyorum baba. Daha yeni olgunlaşmayacak. Çok fazla içi olmayacak. Onlar güzel oluyor. Daha yok değil mi? Yeter şimdi. Baba, bu çileklerle de seneye uğraşma. Ot bastı burayı. Allah. Şuna bak baba, bak bak. Şuna bak. Işık gelmesin gözüne. Işığın parlaklığını biraz kısalım. Bak şuna bak. Allah aşkına nereye gidiyor, görüyor musunuz mu? Sülüğe bak. Boynuzlarını çıkarmış gidiyor. Hiç beni de duymuyor herhalde. Bak, bu beni hissetse şey yapar, hissetmeyin herhalde. Neyse, boş ver, rahatını bozmayın. Akşam akşam gezmeye çıkmış o. Yürüyüşe çıkmış herhalde. Eyvah, düşürdüm. Yürüyüşüne devam etsin. Anne, fasulyelerin ya bakalım mı? Çok sık çıkmış bunlar ama iyi değiller pek öyle. Benim süs kabaklarıma bak, maşallah senin her şey geçmiş. İnan öyle bir şey yapma anne. Bak bunlar son senem artık. Yani seneye süs kabağı da bulamazsın, bir şey de bulamazsın. Ama
benden daha çürüyorlar. Hiç deni sen yani yapmam oğlum demiyorsun anne. Niye öylesin bilmiyorum ben. Ama neden ben su kapağı iniyorum be. Her şey inse oho. Sen nerede yatacaksın kalkacaksın? Her şey yine şey olmuyor işte öyle. Allah aşkına ama maşallah hani zalatalıkla falan iki günde ne kadar boy atmış değil mi? Havalar ısınınca böyle oluyor. Bak bunlar falan iyi. Domateslerde de biraz iyi gibi ama biberlerde pek iş yok. Gene öyle böyle oluyor. Bakın hava karardı. Yarın bayram. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir taraftan çok fazla video çekemiyorum. Evin içinde işlerim oluyor. Onları hallediyoruz. Abamgiller maalesef gelemeyenler, elimindiler tabii. Gene sağ olsunlar geliyorlar da bayramdan yani birinci bayram öğleden sonra ikindine doğru ancak gelebiliyorlar. Şimdi tabii onların da işleri güçleri oluyor. Kendi ailelerini bayramlamaları gerekiyor. Ondan sonra geliyorlar. Olsun gene bu kadar gelebiliyorlar ya çok şükür. Yani sağ olsun gene eniştelerim götürüyorlar. Öyle sıkıntı falan yaratmıyorlar. Babama bak İlyan'dan çileyenler çıkardı. Şeyler toplaya. Zalatalık topluyor. Evet kabaklı köşk ışıklandı. Ne zamandır böyle ışıklı ışıklı video çekmediydim. Babam buraları süslemiş. Rengarenk desen desen renk renk desen desen ışıklar yanıyor. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Yani bayağı var. Şu içeridekiler de şey lambaları. Böyle top top. Bunları eniştem getirdi sağ olsun. Fahrettin eniştemgil dediydim ya daha önce. Bunların da rengi böyle. Şu flaşı kapatıp da ben size biraz sonra gösteririm öyle. Yani bayağı güzel. Anne ışık tutuveren mi buradan doğru? Böyle yandı. He baba. Böyle yanıp sönsün. Bu da güzel. He devamlı yanacağındansa böyle yanıp sönsün. Zaten bu ışık yapmıyor ki. Sırf böyle görüntü bakımından. Değil mi? Neyse bakalım. Dün akşam bir tanesi yanıyordu onu. Güzel kullanımı yaktım. İyi bak sağ ol baba elinden de gelmeyen yok. Anne. Sen şimdi onları destele madem ben de şu halıları serip geliyorum tamam mı? Hayır halı serme şimdi. Anne yarın bayram nereye sermiyorsun? Sen yemekleri sır. Karnım mı acıktı? Yani sen namazını kıldın mı? Ya. Akşam ozuk okundu. Hadi bakalım biz işlerimizi az çok bir şey halledelim. Ah babam nereye gidiyor? Aman bir yerlere gidiyor. İşte bakın var ya bu dedemin şeker şeyiydi, fuçusuydu. Her aylıkta böyle iki çuval şeker alıyordu. Ona iki çuval şeker sığıyordu. He? Onlar bu lemle Pelin'e. Arabadan alalım mı diye onu sordum. Yok dursun arabada boşlar. Yarın gelirler onlar. He he yarın gelirler. Şuna bak inan ki annem durdurak bilmiyor. Destelemiş bunları böyle. Biz karnımızı doyuracağız şimdi. Yumurta pişirdik. Ekmek banıp banıp yumurta yiyeceğiz değil mi anne? Salatalıkları da göster bari anne. Maşallah bak. Allah aşkına nazar diye diye salatalıkları gösterme ya. Dur ben seni yerine göstereyim. Demin beri biz çektik zaten bak. Susun çekmeyin. Görüyorsunuz değil mi? Annem nazar diye diye salatalıkları gösterme ya. Neyse bakalım. Biz karnımızı doyuralım. Çayımızı içelim. Kabaklı köşkte hava esiyor. Bugün akşam birazcık çok... Böyle tam istediğim hava. Maşallah çok güzel. Burayı ama biraz örttük. Rüzgar almayalım. Bayramda hasta olmayalım diye. Böyle işte Kabaklı Köşk'ten herkese hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Allah herkese bayram erdirsin inşallah. Amin inşallah. Şimdi bunu zaten birinci bayram mı izleyecekler? Yok ikinci bayram izleyecekler herhalde. Bayram gezer izleyecekler mi? Bayram gezerken izleyemezler. Bayramdan sonra izlerler. Babam çaylarımızı doldurmadı. Bak sağ olsun ben yemekleri hazırladım. Babam çayları dolduruyor. Bir yandan video çekiyoruz. Öyle böyle günümüzü gün ettik inşallah. Hadi bakalım hepinize hayırlı akşamlar tekrardan. Hepiniz selamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizim aileden hepinize selamlar diyor işte. Babam pek konuşmuyor ya nedense. Oğlum biraz... Like atmayı unutmayalım. Like babam İngilizce konuşuyor bak. Türkçe konuşmuyor maşallah. İyi bakalım hadi hayırlı akşamlar.